Rusya'nın Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu, İran liderleriyle görüşmek üzere Tahran'a gitti. Ziyaret Orta Doğu'da geniş bir bölgesel savaş korkusunun yaşandığı bir zamanda gerçekleşiyor. Mayıs ayında Güvenlik Konseyi'ne atanmadan önce Rusya'nın Savunma Bakanı olan Shoigu, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve İran'ın Ulusal Güvenlik Şefi ve Genelkurmay Başkanı ile görüşecek. Rusya, Ukrayna ile savaşının başlangıcından bu yana İran'la daha yakın bağlar geliştirdi ve İran'la kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzalamaya hazırlandığını söyledi. Rusya Güvenlik Konseyi'nden yapılan o açıklamaya göre görüşmelerde güvenlikten ticaret ve ekonomik projelere kadar geniş kapsamlı ikili işbirliği ele alınacak. Aynı zamanda küresel ve bölgesel güvenliğin çeşitli boyutları da konuşulacak. Şimdi haberimizde de dediğimiz gibi Orta Doğu'da geniş bir bölgesel savaş korkusunun yaşandığı bir zamanda Rusya'nın Güvenlik Konseyi Sekreteri Shoigu İran liderleriyle görüşmek üzere Tahran'a gitti. Yani kritik bir zamanda kritik bir ziyaret diyebiliriz. Peki bu ne anlama geliyor? Bu konuyu ve Orta Doğu'da artan gerilimi konuşacağız. TEPAV Dış Politika Program Direktörü ve eski diplomat Gülcü Gezer'le ve aynı zamanda İran Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Serhan Afacan konuğumuz. Stüdyoda Sayın Afacan bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Gülcü hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlar Göksu Hanım. Çok teşekkürler. Sayın Gezer, sizinle başlayalım aslında. Shoigu'nun Tahran ziyaretinin zamanlaması ne anlama geliyor? Rusya'nın da tüm bu gelişmelere müdahil olduğunu kanıtlıyor ve işaret ediyor diyebilir miyiz? Aslında bu ziyaretin fevkalade önemli olduğunu düşünüyorum Göksu Hanım. Çünkü biliyorsunuz zaten İran Rusya'ya Ukrayna'da olan savaşında yardımcı oluyor. O gönderdiği İHA'lar sayesinde aslında sahada çeşitli kazanımlar elde edebilmiş durumda Rusya. Aynı zamanda siz de haberinizde geçtiniz. Yani iki ülke arasında çok kapsamlı bir işbirliği anlaşmasının yapılması söz konusu. Hatta Zaharova Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bununla ilgili olarak tam işte hani Kuzey Kore ile yapılan işbirliği anlaşması sonrasındaki onda aynı zamanda saldırmazlık ve askeri anlamda işbirliği de vardı. Hani bana İran'la ilgili anlaşmanın kapsamını sormayın. Hani size detaylı bilgi vermeyeceğim ama hani Kuzey Kore'ninkine böyle benzeterek onu ima ederek bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla taraflar arasında zaten çok yakın işbirliği var. Fakat şimdi Shoigu'nun ziyaretinin Nisan'daki gerilimden ayıran fark, Nisan'da biz Rusya'nın açık bir şekilde İran'ın arkasında durduğunu görmemiştik Göksu Hanım. Şimdi Shoigu'nun orada olması, aynı zamanda basında bazı haberlerin eğridir doğrudur bunları tabii teyit edemeyiz. Belki hani Serhan Hoca daha sahaya hakim olabileceği için bunu teyit edebilecektir ama son birkaç gündür Rusya'dan askeri uçakların, kargo uçaklarının Tahran'a indiği ve hava savunma sistemleri tedariki konusunda Rusya'nın İran'a yardımcı olduğu yönünde iddialar var. Tabii ki Shoigu'nun şu anda Tahran'da olması da iki ülke arasında bir koordinasyonun olduğunu ortaya koyuyor. Shoigu hani Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ama biliyorsunuz yıllarca Savunma Bakanlığı yaptı. Ve hatta hep yani ben Moskova'da görevdeyken de bu hep konuşulurdu Göksu Hanım. Hani Putin'e bir şey olursa ya da Putin bir şekilde görevden ayrılırsa Putin'in yerine gelebilecek birinci potansiyel aday olarak hep görülür Shoigu. Yani onu sadece şu anda hani bir üst düzey bir yetkili olarak görmemek lazım. Aynı zamanda Putin'in yerine gelebilecek nitelikte ve önemli bir kişi olarak değerlendirmek lazım. Yani burada artık şunu görüyoruz. Madem İsrail'in arkasında bir Amerika var, İran'ın da artık bu gerilimde yalnız olmadığı ve arkasında Rusya'nın bulunduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bu mesajı İran ve Rusya, Batı'ya, İsrail'e ve Amerika'ya veriyor.